Ve milli gururumuz tok. Ama bu kez biraz böyle bir gerginlik de var işin içinde. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde dün gece tansiyon yine yüksekti. Genel kurulda ithal muhalefet tartışması yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in tok talebine ilginç bir yanıt verdi. Ya bir sakin ol ya. Sayın Erdoğan, bir sakin lütfen. Ol niye bağırıyorsun? Siz... Anlatıyoruz burada. Sayın Varank, siz genel kurula hitap edin, buyurun. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde dün gece tansiyon yine yüksekti. Elinde tuttuğum ve fotoğrafını gördüğünüz bir lazer dedektör sinyal çipi. Evet, biz çip üretebiliyoruz. Peki Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı? Milletimizin aklında ne kaldı? Onun da fotoğrafı var. Göstereyim mi? Göster. Evet. Hamburger teknolojisi. İşte bizim teknoloji gündemimiz, işte CHP'nin teknoloji gündemi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığın bütçe sunumunu yapmak için kürsüdeydi. Sözü Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'a getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını gösterdi. İşte vizyon, işte teknoloji. Çok rahatsız olduysanız siz de Kılıçdaroğlu'nun hamburgerli fotoğrafını basıp gösterin. Sizin vizyonunuz o. Bakan Varank meclise de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'la gelmişti. Varank, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TOG'u meclise bırakın bir de şarj ünitesi koyun sözlerine işte bu sözlerle yanıt verdi. Bu meclise bir elektrikli araç geliyorsa doğrudur. Geri giderse ayıptır. Bak bir daha söylüyorum. Geri giderse ayıptır. Bugün bir teklif de yapıldı size. Sayın Özgür Özel dedi ya. Özgür Özel biraz beleşçi geldi bana. Yani arabayı istiyorsa parasını verir alır. Varank meclis bahçesinde milletvekillerine TOG'u tanıtırken de CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. Ya şöyle düşün Mustafa abi. Diyelim ki hani CHP en yüksek teknoloji olarak ne biliyor? Zoom toplantısı ya. Buradan Zoom toplantısına katılabileceksin arabada. Öyle düşün yani.